Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size 3S lipo pil yapımını göstereceğiz. Önceki derslerimizin birinde 2S lipo pil yapmayı göstermiştim. Yani 2 hücreli bir pil yapmayı göstermiştik. Bu dersimizde de 3S bir lipo pil yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 adet 18650 pilim mevcut. Bu 3S'i şarj etmek için kullanacağım 3S'lik bağlantı kablosu. Açma kapama switchlerim yer alıyor. Bunlardan bir tanesini kullanacağım. Şurada gördüğünüz gibi iki pilin bağlantısını sağlamak için ve lehimlemek için kablolarım ve çıkışları sağlamak için 2 adet kablo, cımbızım, havyam, yan keski, pansuman bandımız ve makasımız bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca bu lipo oluşturacağımız bu pilleri şarj etmek için de 2S ve 3S şarj eden şarj cihazım mevcut. Bu şarj kablosunu arkadaşlar 3S'e taktığımızda, yani bu noktaya taktığımız zaman bacak bağlantılarımız şöyle oluyor arkadaşlar. Burada siyah gördüğünüz kablo artı bacağımız oluyor. Şuradaki sarı kablo şöyle, zaten dizilimi böyle geliyor arkadaşlar. Bu eksi bacağımız oluyor. Bu 4 volta bağlanacak kablo, bu 8, bu da 12, yani eksi bağlantımız olacak. Bu pilleri de arkadaşlar her biri 4 volt, normal değerleri 3.7'dir. Tam full dolum anında doldukları zaman 4.2 oluyorlar. Bunları da seri bağlayarak 12 volta eriştireceğiz arkadaşlar. Pillerimizin bağlantısı şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi artı, eksi, artı. Bunu şöyle düşündüğümüz zaman arkadaşlar, artıyı buradan bağlayacağım, eksiyi buradan alacağım ve şöyle olacak. Şuradaki piller birbirine bağlanacak. Şu iki uçta buyla bu birbirine bağlanacak. Böylece seri bir bağlantı sağlanmış olacak arkadaşlar. Evet, hemen çalışmamıza başlayalım. Hemen pilimizi oluşturalım. Birlikte test edelim. Öncelikle arkadaşlar bu pilleri dizdikten sonra bunları bantlayacağım. Şöyle şu şekilde pillerimi yerleştiriyorum. Artı eksiyi ayarlamıştım. Ayarladığım için. Evet, pillerimle rahat çalışabilmem için öncelikle bir tur atıyorum bandımla. Evet, pillerimi birbirine sabitledim arkadaşlar. Hemen burada lehimlemeye başlayalım. Eğer punto makineniz varsa punto kullanmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Fakat bende punto cihazı olmadığı için ben mecburen lehimleyeceğim arkadaşlar. Evet, bu tarafı bağladık. Bu bizim eksi ucumuz olacak. Dolayısıyla bunu da şu noktadan birbirine bağlamam gerekiyor. Evet, bunun da bağlantısını yaptım. Şu bizim eksi ucumuz olacaktı arkadaşlar. Eksi uç olacağı için bunu buradan karşıya göndereceğim ve bu noktadan lehimlemem gerekiyor. Evet, bağlantımızı yaptık. Aynı zamanda bu uç bizim eksi çıkış ucumuz olduğu için oraya çıkış kablomuzu da bağlamamız gerekiyor. Hemen onu da aynı noktadan gönderiyorum. Bu bizim eksi çıkış ucumuz oluyor arkadaşlar. Evet, buradaki bu taraftaki bağlantıları yaptık. Şimdi böyle tuttuğumuz zaman bağlantımız. Evet, bu dıştaki siyah bağlantı bizim arkadaşlar şöyle şu noktaya geliyor. Dolayısıyla bunu bu noktadan kesmem gerekiyor. Bu diğer tarafa geçecek. Buradan gelip buraya lehimlenmesi gerekiyor. Şu noktaya lehimleyebilirim. Evet, lehimimizi gerçekleştirdik. Bu da bizim 4 voltluk bir bağlantıyla. Evet, bağlantımızı yaptık. Şimdi bunu butona bağlayacağım için arkadaşlar, bunu da buraya lehimleyelim. Bu bizim buton bağlantımız olacak. Buradaki beyaz kablomuz da şöyle, bu 8 voltluk bir kabloydu. Yani 8 volta gelecek. Şu noktaya gelmesi gerekiyor bunun da. Hemen bunu bu noktadan ölçüp kesiyorum. Evet, bu noktaya şimdi yalıtalım. Yalıttıktan sonra butonumuzu yerleştireceğiz. Evet, burayı da yalıttık. Şimdi buton bağlantımızı sağlayalım arkadaşlar. Butonumuz şöyle olacak. Dolayısıyla buradan bir giriş sağlayalım. Şu şekilde buradan arkadaşlar kesiyorum. Butonumu şuraya şu şekilde yerleştireceğim. Evet, butonumuzu bağladık. Şimdi çıkış bacağımızı bağlayalım. Evet, buton bağlantım da gerçekleşti. Switch'imizi bağladık. Buradan da çıkışları veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3S pilimiz artık hazır. Şimdi voltajını ölçelim. Şu sarı bacağımız artı voltaj. Bu ise eksi voltajımız olacak. Şöyle değerleri de ekranda görebilmeniz için size doğru çevireyim. Şöyle ölçelim. Şu an değer gelmemesinin nedeni anahtarın kapalı olmasıydı. Şimdi açtık. Kontrol ettiğimizde bakın 12.6. Yani ne yapmış olduk? 3 hücreli bir lipo pil yapmış olduk. Buradaki düğmeden de açıp kapatabiliyoruz. Bu da projelerimiz için son derece kullanışlı bir pil olacak arkadaşlar. Bu 3 hücreli. Bu 3 hücreyi de buradan şarj edebileceğiz. Buradan açıp kapatabileceğiz. Bunlar benim çıkış uçlarım. Bu ise şarj etme uçlarım. Hemen şöyle cihazımıza da bağlayalım. Şarjını test edelim arkadaşlar. Evet, cihazımı bağladım. 3S portuna cihazı taktım. Şu anda bir hücresinin boş olduğunu gösteriyor. Yani pillerden bir tanesi boşmuş. Diğer ikisi ise doluymuş arkadaşlar. Şimdi bu şarj olma işlemi bittikten sonra tekrar voltajı ölçeceğiz. Ve burada size şarj olup olmadığını göstermiş olacağız. Şimdi bunun şarj olmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırlamış olduğumuz 3 hücreli pilimiz burada bütün hücreleri şarj durumuna geldi. Yani full şarj oldu. Artık pilimiz hazır arkadaşlar. Bu pili istediğimiz şekilde projelerimizde kullanabiliriz. Bu pilin avantajlarından bir tanesi ekstra bir şarj cihazına ihtiyaç duymuyor. Gördüğünüz gibi lipo pil şarj cihazıyla bunu şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bunun avantajlarından bir tanesi de üstüne eklediğimiz açma kapama butonu sayesinde buraya voltajın gitmesini sağlayabiliyor veya voltajı buradaki düğme sayesinde kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca burada gördüğünüz gibi kolaylıkla 3 hücreli lipo şarj cihazına bağlantısını gerçekleştirerek de kolay bir şekilde şarj olmasını sağlayabiliyoruz. Evet, bugünkü projemiz de bu şekildeydi. Başka çalışmalarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.